Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün de böyle bir hardal rengimiz var. Motiflerden gidiyoruz bu ara. İstenen motifler, örnekler vardı. Motif örnekleri. Onları sırasıyla yapmaya çalışıyorum. Şimdi başlayalım isterseniz. Yine kare bir model bu. Yine tabii birçok şey yapabilirsiniz bu modeli. Gördükten sonra karar verebilirsiniz. İstediğiniz her şeye uyum sağlayabilir arkadaşlar. Yazlık, kışlık iplerle, farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. Şöyle tığımızı geçiriyoruz ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bu sihirli halkanın içine ikili trabzan yapıyorum. 12 tane ikili trabzan yapacağız. Zincirle birlikte 3 oldu. 4, 5, 6, 7, şu ipimizi çekebiliriz biraz, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi burayı tamamen çekerek sıkıştırıyorum, bakın. Çekebildiğiniz kadar. Geliyoruz, burada 3 zincirle yukarı çıkmıştık. Tam zincirin tepesine batıyoruz. Şöyle bir birleştirme işlemi yapıyoruz. Sonra bir zincir çekip tam birleştirdiğimiz noktaya batarak bir sık iğne yapıyoruz. Burada sihirli halka ile yaptığım için şu ilmeği de yürüteceğim şimdi. Bir sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine geliyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir. Bir sonraki trabzanın üzerine yine bir sık iğne. Şöyle 2 zincirden oluşan boşluklarımız olacak. 2 zincir hiç atlamıyoruz. Her trabzanın üzerine bu şekilde devam ediyoruz. 2 zincir. Bir sık iğne. 2 zincir, bir sık iğne. Sıra sonuna kadar. İpi de bakın buraya kadar getirdim. Buradan sonrasını kesebilirsiniz tabii ki. Bir sık iğne. 2 zincir, bir sık iğne. Şöyle. Şimdi buraya kadar gelelim. Evet, geldim sona kadar. Şimdi 2 tane zincirimi çektim ama sayıyorum yine bir yanlışlık olmasın. Evet, pardon, tığımı da düşürdüm. Şöyle ilk boşluktan 12 tane boşluğumuz olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve şimdi birleştirirken 12.yi yapmış olacağız. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine giriyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Şimdi hemen bu boşluğun içine ipimi getiriyorum. Taşıyarak bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyoruz ama başlangıçlarda 3 çekiyorum. Tığımı bir kez doladım ve buraya şöyle ikili trabzan yapıyoruz ama yarısını yapıyoruz. 2 defa çekiyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. 3 tane zincir. Bir kez doladım. Şimdi hemen yanındakine, hep bu boşluklara, 2 zincir çektiğimiz boşluklara giriyoruz. 2 ilmek çekip tığda bekletiyoruz. Tığımızı doladı. Tekrar 2 ilmek çekiyoruz. Tığda bekletiyoruz. Tığımızı dolayıp 2 ilmek çekiyoruz. 4 ilmeği birlikte topluyoruz. 1, 2, 3 zincir. Diğer boşluğa geçiyorum şimdi. 1, 2, 3. 4 ilmeğimi topluyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 1, 2 ve 3. Kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 1, 2 ve 3. Kapatıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi 12 tane bu şekilde ne diyelim, yaprağımız olacak diyelim. Çok yaprağa benzemiyor ama
yaprak diyebiliriz. Şöyle iki dolgumuz da diyebiliriz. Evet. 12 tane dolgudan güzel kışta. 3 zincir. Şimdi bütün boşlukları tamamlayalım. Dönelim. Evet. Bu sırada tamamladım. Başlangıç noktasına geldim arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Bu üçlü grubun dolgunun tam tepesine şöyle giriyorum. Birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Tığımızı bir kez doluyoruz. Bu yaptığımız sık iğnenin şöyle üzerine batarak 1, 2, 3 de çıkarak bir tırabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 de çıkarak bir tırabzan yapıyorum. Üçlü tırabzan yapıyoruz burada. Geliyoruz bir sonraki bu dolgunun tepesine. Şöyle tam ortalayarak batalım. Kaymasın. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Şu zinciri özellikle biraz bol çekiyorum. Bakın bunlar böyle böyle yatacak. Çünkü gerdirmesin diye. Bir kez doladım. Ve bu sık iğneye bakın. Önceki videolarımı seyreden arkadaşlar varsa aranızda biliyorlardır. Şöyle tepeden batarım genelde bazı modellerde. Bunda öyle değil. Sık iğnenin üzerine şöyle batıyorum. Bir tırabzan. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir tırabzan daha yaptım. Geliyorum bunu tekrar. Bir sonraki bu dolgunun tepe noktasına şöyle içine doğru bakın batıyorum. Bir sık iğne. Evet. 1, 2, 3 zincir. Aynı şekilde yine sık iğnenin üzerine böyle girdim. 1 ve 2. İkinci tırabzanı yaptım. Zincirle 3 tane oluyor zaten. Geliyorum tekrar buraya. Birleştirdim. 1, 2, 3. Zincirle ikinci trabzan ve zincirle üçüncü trabzan. Tekrar buraya geliyoruz. Birleştiriyoruz. 1, 2, 3. Birinci trabzanı zincirle yapmış olduk. 2, 3. Tekrar bakın burada şöyle ortaya doğru batıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Evet, böyle devam ediyor arkadaşlar. Yine bunu da başlangıç noktasına kadar aynı şekilde örelim şimdi. Evet, bakın. Bu sırayı da tamamladım. Şöyle bakalım. Şimdi son dolguyu yaptık ve başladığımız noktaya birleştiriyoruz. Şuradaki sık iğneye batarak birleştiriyoruz arkadaşlar. Gelelim buraya birleştirelim. Evet, şimdi bakın bunu da böyle tek bir motif olarak düşünebilirsiniz. Böyle bununla da farklı şeyler yapılabilir. Şimdi bunu kareye dönüştüreceğiz. Nasıl yapacağız? İpimize şurada zincirimiz var. Bakın şu zincirin şimdi iki hamlede ortasına kadar taşıyacağız. Zincirin içinden giriyorum. İlmek yürütüyorum. Bir tane daha yapalım. Tam ortaya gelsin. Üç tane de geldim. Evet. Buraya kadar ipimi taşıdım. Buradan bir zincir çekelim. Aynı noktaya tekrar batalım. Bir sık iğne yapalım. Farklı ipe de geçebilirsiniz arkadaşlar. Burada bakın bunun etrafını farklı iple de yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tığımızı bir kez doluyoruz. Bakın bu şu kenarlarda şuradan ipim çıkmış. Hep 3 zincir çekmiştik. Bu 3 zincir çektiğimiz
zincirin boşluğuna giriyoruz. 2 tane ikili trabzan yapacağım ama ikisini birlikte tepesini toplayarak. 1 doladım. 2 çektim. Şimdi hepsini topladım. 1 2 3 tane, pardon, 2 tane zincir çekiyoruz burada. 2 zincir. Şimdi tığımı 1 doladım. Aynı noktaya, burada köşeyi oluşturuyorum. 2 tane üçlü trabzan yapacağız bu sefer. 1 2 defa çekip tığı bekletiyoruz. Tekrar doladım. Yine aynı yere batıyorum. 1 2 tığı da bekletiyorum. Doladım. 1 2 hepsini birlikte topladım. Pardon, özür, 2 tane olacaktı. 3 tane değil. Evet. Şöyle 2 trabzan olacak. Şimdi topladık. 2 tane zincir. Bir kez doladım. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Bir çektim, bıraktım. Doladım. Bir çektim, bıraktım. Hepsini topladım. Evet, şöyle bir köşe oluşturmaya çalışıyoruz burada. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki yaprağın yine bu 3 zincir çektiğimiz yatay duran tepeye batıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir. Şöyle bakın, eliniz gerdirirse bu zincir sayısını artırabilirsiniz tabii ki. Bir sonraki yaprağın yine zincirinin içine giriyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bir kez doladım. Birinci köşeyi yaptık. İkinci köşeyi yapıyoruz. Önce 2 tane ikili, 2 tane üçlü, 2 tane tekrar ikili yapıyorum. Önce ikili yapıyorum. 1 2 kapattım. 2 tane zincir çektim. Tekrar doladım. 1 2 çektim, bıraktım. Tekrar 1 2 çektim. Üçünü birlikte kapattım. Yine 2 zincir. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 kapatıyoruz. 1 2 3 zincir. Bir sonraki yaprağa geliyorum. Bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki yaprağın yine tepesindeki bu zincirin arasına giriyorum. Bir sık iğne. Evet, 1 2 3 zincir. Tekrar 3. köşeyi yapıyoruz şimdi, bakın. Evet. Tekrar geliyoruz. Buraya 3. köşe yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan. 1 2 kapattım. 2 zincir. Tekrar doladım. Şimdi 2 tane üçlü trabzan. 1 2 kapattım. 2 zincir. Şimdi tekrar 2 tane ikili. 1 2 kapattık. 1 2 3 zincir. Hemen sıradaki yuvaya girdim, birleştirdim. Evet, 1 2 3 4. Buraya bir sık iğne. 1 2 3 zincir ve 4. köşeyi yapıyorum şimdi. 2 tane ikili trabzan. 3 tane zincir, 2 tane üçlü trabzan, kapatıyorum. 3 çekmemiştik, 2 çekmiştik, pardon, 3 zincir dedim. Şurada 3 de olabilirmiş aslında ama neyse, üzerine zaten sık iğne gidileceği için daha düzgün duracaktır. 2 tane çekiyorum ve 2 tane üçlü. Kapattım. Tekrar 2 zincir. Ve 2 tane ikili yapıyorum şimdi. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki dolgunun üzerine girdim. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir.
Başladığımız yere geldik. Buradaki sık iğnenin üzerine birleştiriyorum. Şöyle bir tane zincirimizi çekelim. Bakın. Şöyle gerdirip göstermeye çalışıyorum. Ütülendiğinde daha düzgün duracak. Onu göstermeye çalışıyorum şu anda. Ütülenmeden bile güzel duruyor aslında. Evet, şimdi arkadaşlar motifi aslında bu şekilde de bitirebilirsiniz. Bakın, tam bir motif oldu. Böyle buralardan birleştirebilirsiniz. Ama motifte şey var. Sık iğne var etrafında. İki sıra sık iğne var. Onu da yapalım hemen. Şimdi bir zincir çektik. 3 tane yaptığımız boşluklarda şurada sık iğnemizi de yapalım. Tabii bir zincir çektik. Buraya tekrar bir batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir boşluğuna 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi buraya 2 tane tramzanımız var. Tepesini birlikte birleştirdiğimiz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çektiğimiz boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ortadaki üçlü tramzan yapmıştık. Bunun üzerine aynı yere batarak bakın 1, 2, 3. Buraya 3 tane sık iğne yaptım. Tam şurası köşemiz. Bir dahaki dönüşte tekrar buraya şöyle göstereyim. Hepsini gerçi işaretlemeye gerek yok ama hani burada yine bir sonraki sık iğne sırasında tam bu noktaya 3 tane sık iğne yapacağız. İsterseniz böyle her köşeyi de işaretleyebilirsiniz. Evet, dönüyorum. 2 zincir çektiğim boşluğa 2 tane sık iğne. Buradaki tramzanları şöyle tam yine tepesine batarak 1 sık iğne. 3 zincir çektiğimiz boşluğa 3 tane sık iğne. Buradaki sık iğnenin üzerine de batıyoruz. 1 sık iğne. Şimdi 4 zincir çektiğimiz boşluğa geldik. Buraya da 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Sık iğnenin üzerine batıyoruz. 1 tane. 3 zincir çektiğimiz boşluğa geliyoruz. 3 tane. Şimdi burada ikişerli tramzanlarımızın üstüne 1 tane. 2 zincir boşluğunun içine 2 tane yapıyorum. Ve bakın ortada geldik. Tam buraya 3 tane yapıyoruz. 1, 2, burası tam ortamız. 3. Evet, bir gerisindekine tekrar şöyle bir işaret takalım. Sonra devam ediyoruz. 2 zincir boşluğuna 2 tane. Tramzanların tepesine 1. 3 zincir boşluğuna 3 tane. Sık iğnenin üzerine 1 tane. Evet arkadaşlar, şimdi bir sıra dolanacağım. Geleceğim. Sonra bir sıra daha var işte sık iğne. Tabi buradaki bu sık iğneleri genişletebilirsiniz. Hiç yapmayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi ben başlangıca kadar geliyorum. Evet, bir sıra sık iğneyi tamamladım. Bakın her köşede de yine işaretleyicileri koydum. Son sık iğneyi yaptıktan sonra geliyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerinden batıyoruz. Şöyle birleştirelim. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Evet. Şimdi her bir sık iğnenin üzerinden her bir yuvaya batarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da son sıra olarak yapacağım zaten. Şöyle. Evet. Şimdi bakın işaretlediğim noktaya geldim. Bunu buradan çıkartalım. Ve buraya 1, 2, 3. Yine 3 tane yapıyorum. Devam ederseniz yine buraya işaretleyiciyi takabilirsiniz. Ben şimdi devam etmeyeceğim. 2 sıra çünkü. Sıradaki yuvadan örmeye devam ediyoruz. Sadece sık iğne yapıyoruz. Şimdi sık iğneleri tamamlayarak bakın köşemizde böyle gayet güzel
bir dönüş sağladı. Şimdi komple tamamlıyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modeli bitirdim. Şurayı kesmiş bulundum. Videoyu açmayı unuttum. Şimdi buradan son sık iğneye batarak birleştirdim. Bir ipimi kestim. Bu ipimizi de şöyle hemen birazcık gizleyelim buralardan. Evet, bunu motif motif yapıp birleştirmek istediğinizde bu sık iğnelerden birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ortayı farklı renklerde yapabilirsiniz. Şimdi ben sadece motif gösterimi olacağı için tek renkle yapıverdim. Tek renk de gayet güzel duruyor ama yani hırkalar, yelekler artık pek hırka yelek giyilecek bir havada değiliz şu anda ama hazırlık olur artık. Bluzlar, bluz olabilir. Kışlık örgülerde kullanılabilir. Yatak örtülerinde kullanılabilir. Runnerlarda kullanılabilir. Çantalarda kullanılabilir. Kağıt iple de yapılabilir bu arada. Yani her motif farklı tarzlara uygulanabilir arkadaşlar. Her model. Bu da çok güzel bir model oldu. Aslında tek renkte de çok asil durdu. Çift renkler, farklı renkler. Bakın şurayı farklı gidebilirsiniz. Bu kenarı farklı gidebilirsiniz. Evet, bunun birleştirmesini ister tığla yapacaksınız. Böyle tek tek son sırayı yaparken, sık iğneleri yaparken o biraz uğraştırır. Ya da bunları yapıp buradan dikerek birleştireceksiniz arkadaşlar. Ya da bu sık iğneleri yapmadan buradaki boşluklardan da birleştirebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Cotton Gold marka ipim benim. Yine bunun ölçüsüne bakalım. Başta söylemedim sanırım. 3,5 milimetre. Cotton Gold'u genelde 3,5 milimetre ile örüyorum. Şöyle bakalım. 11,5. Evet, tam 11,5. Ama bunu tabii ki şöyle yererek ütüleyeceğiz. Daha güzel duruyor bakın. Çok sağlam ütüleniyor. Hiçbir şey olmuyor yani. Ne dedik? Evet, 11,5. Şöyle köşeden köşeye baktığımızda da tam 15 santimetre. Daha ince iplerle örerseniz motif daha küçük olur. Daha kalınla, daha kalın tığlarla ördüğünüzde motif daha büyük olur. Böyle yatak örtüsü falan gibi bir şey düşünürseniz daha kalın iplerle, kalın tığlarla ördüğünüzde daha büyük bir motif olacaktır. Aynı sayılarla örebilirsiniz. Aynı şekilde örebilirsiniz. Hangi ipi kullanırsanız kullanın. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Güzel model oldu. Ben de beğendim. Şimdilik hoşça kalın. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.